Biz anda bizim bizim tarzda onun bunun ses gelmiyor ya Selahattin. Bizim menfaatlerimize bu dedi dokunuyor. Dediler ki biz orasını alırsak işte çanın şu kadar trilyon gibi bir kazançlarından bahsettiler. Dedim arkadaşlar çanın trilyon mu kazanıyor, katrilyon mu kazanıyor? Benim dedim bağlamaz. Burada dedim benim Terzi Hanım'ın hakkı gidiyor. Ben buna dedim müsaade dedim etmem. Yaşama. Aynen böyle. Yaşama. Sonra dediler ki nasıl yapacağız? Türlü türlü şeyler sundular bana. Yok şu işte otobüs veririz, şu yaparız, bu yaparız. Tabii bunlar hiç olası işler değil. Sonuçta belediye yönetiyoruz. Belediye yönetiyoruz. Bakkal dükkan değil. Aldım ben verdim ben öyle bir şey yok. Ben de yapamam. Öteki belediye başkanı da yapamaz. Kimse böyle bir şey yapamaz. Dolayısıyla en son ki geldiğimiz nokta şu. Dediler ki senin talebinle. Eğer siz burasını mücevher alıyorsanız burada bizim peşinden koştuğumuz, yıllardan beri peşinden koştuğumuz bir sıcak su var. Ankara'ya gidip, ihalesine gidip $300,000 teklif ettiğim su var. Ben girdim o ihaleye. Çan girmedi. $300,000'la girdim ben ihaleye. Ama alamadık. Karşımızdaki rakipler kuvvetli çıktı, alamadık. En son aşama şu. Eğer bu bölge çanın mücevherine giriyorsa sıcak suyu almak bedava. O zaman dedim tamam buyurun. Ben müsaade ediyorum. Alın. Ama dedim karşılığında dedim sıcak su istiyorum. Ve son yapılan anlaşma şu. Şu sayılı kuyunun Terzan Bey'in sana ait olan kuyunun resmi olarak bize geçecekti bu kuyu. Boru hattı Çam Belediyesi tarafından döşemek şartıyla şu paraya %50 kullanım hakkını sattık. Yapılacak olan anlaşma buydu. Bitti. Bu saatten sonra kim ne der? Kim alır? Kim verir? Nasıl olur onu ben bilemem. Sıcak suyun mazisi, muhabbeti şeyi bu. Herkes bilir diye söyledim. Çünkü yok sıcak su şöyle, sıcak su böyle. Gerçek bu arkadaşlar. Bizim burada yaptığımız bir anlaşma vardı. Bu saatten sonra geçerlilik olur mu, olmaz mı? Onu bundan sonra gelecek olan belediye başkanımız arkadaş koşturacaktır, takip edecektir. Bizim elimize düşen bir şey varsa da belli olan bir iş varsa da her zaman hazır, her zaman yardım edilir, hazırım yani. Onda bir sıkıntı yok. Sıcak su, maalesef bu. Ya bu konuya girmek istemiyordum ama gireceğim. Kusura bakmayın. Bakıyorum ki yazılı ve görsel basında benim AK Partililiğim eleştiriliyor. Benim AK Partililiğim eleştiriliyor. Arkadaşlar ben AK Partiliyim. 2001 yılında kurulan partimin neferlik gömleğini o gün giydim. Çağansaray düğün salonunda bunu giydim. Ve daha hala da o neferlik gömleğimi taşıyorum. Benim AK Parti neferlik gömleğimi sırtımdan indirmeye hiç kimsenin gücü kudreti yetmez. Öyle daha dün AK Parti'ye kendi menfaatleri için gelmiş insanlar benim AK Parti'limi yadırgayamaz. Yadırgayamaz, konuşamaz da. Hiç kimse o şekilde konuşmasın. Ben AK Parti'yim. Kırım sonsuza değil sevgimi, çevre tutkunun olayım. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekrar bütün personelime teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Sizlerden hakkımızı helal etmenizi istiyorum. Benden yana hepinize hakkımızı helal ediyorum. Hoşça kalın. Var olun, sağ olun, iyilikler içinde kalın, güzellikler içinde kalın. Çünkü siz bunları hepsini hak ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.